Buyurun. Estağfurullah hocam. Dünya çapında dağıtımı olan İsrail'in günlük en köklü İngilizce gazetesi Jerusalem Post, dün yaptığı haberde Oktar ve Cihat Bey ile yaptıkları röportajı yayınlamış. Bu haber hem gazete baskısında hem de internet sitesinde yer aldı. Haberin başlığı şu şekilde: İçişleri Bakanı Eli Yişay'ı Türkiye'ye davet edildi. O da ziyareti geri çevirmedi. Tabii çok memnun oluruz. İnşallah. Çok hoşnut oluruz. Çok güzel olur, çok hayırlı olur inşallah. Burada görüşmeler yaparız. Onlara olan şefkatimizi, onlara olan yakın dostane tavrımızı görürler. Bu da çok iyi olur inşallah. Çünkü Türk milleti necip bir millettir. Bir kavme, bir topluluğa, bir ırka karşı işlerinde öfkeleri olmaz. Bütün dünyayı sever benim milletim. Çok şekerdir Türkler. Çok güzel huyludurlar. Çok insancıl, misafirperverdirler. Ama tabii adaletin yerini bulması da çok önemlidir. Adaletle davranması çok önemlidir. Adaletin oluşmasında da çok titiz davranılması gerekir. Fakat Musevi olan kardeşlerimiz özellikle Kral Mesih'in, Moşiyah'ın artık geldiğini görüyorlar. Yani başka bir zaman yok zaten. Onların tarihine göre de, onların Tevrat'taki açıklamalarına göre ki bizim Tevrat'taki o hak hükümde bizim için de geçerlidir. Moşiyah için başka vakit yok. Moşiyah'ın geldiği görülüyor. Kral Mesih'in zamanındayız inşallah. En rahat edecekleri devre giriyoruz. Yani Museviler, Beni İsrail, Hazreti Musa'dan itibaren, en rahat dönemlerini, en güzel dönemlerini Kral Mesih döneminde yaşayacaklar. İnşallah. Bir tek İsrail'de değil, bütün bölgede özgür olacaklar. Bütün bölgede. İnşallah. Ürdün'den tut, Türkiye'ye kadar her yerde istedikleri gibi böyle göğüslerini gere gere gidecekler. İnşallah. İstedikleri gibi ibadetlerini yapacaklar. Gözleri aydın olsun, gönülleri rahat olsun. Bundan sonra savaş mavaş da yok. Toptan Beni İsrail'in yok edilmesi fikri bazı psikopatlarda var. Daha önce de söylemiştim, gök kubbeyi tepelerine çökertiriz. Hazreti Musa'nın evlatlarını toptan yok etme kafasına şiddetle karşıyız. Bu şeytanın talebi, şeytanı yerin dibine geçiririz. İnşallah. Böyle bir şey müsaade etmeyiz. Bu mümkün değil. Hazreti İbrahim'in evlatları bizlere emanet. Hazreti İsmail'in evlatları da bize emanet. Bütün Filistin, bütün o güzel topraklar, o kutsal topraklar barış yurdu olacak inşallah. Orada damla kana müsaade etmeyiz, damla kana müsaade etmeyiz. Şeytanı oradan kovacağız, her yerden kovacağız. İnşallah. İnşallah. Moşiyah'ın, Mehdi'nin ayağının dibinde can verecek şeytan, iblis. Bu hadiste belirtilen bir gerçektir inşallah. Filistinli çocuklar, Musevi çocuklar el ele koşuşturacaklar kerataları. Çocuk çığlıkları var ya, bağıracaklar. Top oynayacaklar, eğlenecekler. Biz de sevinçle seyredeceğiz onların neşesini, sevincini, heyecanını, o çocuksu tatlılıklarını seyredeceğiz. Filistinli gençler, İsrailli gençler birlikte şarkı söyleyecekler, sohbet edecekler. Güzel bir dünya kuracağız inşallah. İnşallah. Bölge uçsuz bucaksız, gönülleri rahat olsun. Kan döktürmeyiz. Gönülleri rahat olsun. Böyle bir şey olmayacak. İnşallah. Böyle bir olay yok inşallah. Yani Allah'a güvensinler. Allah'ın sözüne güvensinler. Moşiyah bak 3000 yıldan beri dua ediyorlar. Her gün ağlayarak ya Rabbi bize Moşiyah'ı gönder diye. Başka da vakit yok işte. Son devir. Onlara göre de 7000 yıldır dünyanın ömrü. Bize göre de 7000 yıldır. 7000 yıl bitti işte. 1400'de 1500 arası hepsi bitiyor. Kral Mesih, Moşiyah İsrail'i şu an kucaklıyor. Filistin'i kucaklıyor. Dünyayı kucaklıyor. Gönülleri huzur içinde olsun. İsa Mesih de talebelerine görev yapıyor. Kral Mesih, Moşiyah, Mehdi de talebelerine görev yapıyor. Hazreti Hızır da her yerde. Her yerde vazife halinde şu an. 10 yıla kadar huzurlu, istikametli, hoş,
pozitif, olumlu, nezih bir dünya oluşacak inşallah. Ekonomik krizi bitiyor 2014'te. Ama Kur'an aşkının yayılmasından olacak bu. Kur'an'a sırtını dönene Allah yeri uygun görüyor, toprağı uygun görüyor ve azabı uygun görüyor Allah. Acıyı uygun görüyor, krizi uygun görüyor. Kur'an'ı sevene, Allah'ı sevene Allah bereketi, bolluğu, huzuru ve güveni veriyor. Şimdi o güzel devre doğru gidiyoruz inşallah. İnşallah. Buyurun hocam. Estağfurullah hocam. Jerusalem Post'ta yayınlanan haberin devamında şu şekilde geçiyor. Türk Şeyh İsrail ve Türkiye arasındaki... Ya Allah aşkına bana şeyh deyip durma. Ama haberde şey bu şekilde geçiyor. Ya Allah'ım diyebilir. Onlar yani iltifat ediyorlar zaten. Bir tane şeyh var, Berker hocam. Yani bizim arkadaş grubumuz içerisinde Berker hocamdan başka şeyh yok. Biz de onun talebesiyiz. İnşallah. Müridanınıyız yani. Başka bir şey yok. Buyurun. Şu şekilde geçiyordu. Adnan Oktar'ın temsilcileri Doktor Cihat Gündoğdu ve Doktor Oktar Babunar Jerusalem Post'a verdikleri demeçte bu gerilimi ortadan kaldırmanın en iyi yolunun İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi ve mağdurların ailelerine tazminat ödemesi olduğunu bildirdi. Delegeler İsrail sıcak ilişkilere yönelik göstereceği bir jest ile tüm dünyada güzel bir konuma gelecektir ve bu hiçbir şekilde İsrail'e zarar vermeyecektir dediler. Aynı mesaj bugün İçişleri Bakanı Eli Yişai ve İsrail Parlamentosu Sözcüsü Röven Rivlin'e de iletildi. Babuna kısa vadede hedefimiz iki ülke arasındaki gerilimin hafifletilmesi dedi. İki halk arasında gerçekte bir anlaşmazlık olmadığını göstermemiz gerekiyor. Musevilerin İsrail'de yaşamaya hakkı var. Onlar peygamber soyu. Müslüman ve Museviler aynı Allah'a inanıyor ve aynı peygamberleri seviyorlar. Kur'an'da Allah'ın Musevileri ana vatanlarına yerleştirdiği, Musevi, Müslüman ve Hristiyanların kutsal topraklarda barış içinde beraber yaşaması gerektiği bildiriliyor. Dolayısıyla bizler bu barış, güvenlik, adalet ve demokrasi mesajını iletmek üzere buradayız. Daha geniş ve görkemli anlamıyla Harun Yahya ismiyle de bilinen Oktar Hareketi, Türk-İslam Birliği olarak anılan ve tüm Orta Doğu ülkelerini ekonomik, manevi ve siyasi bir işbirliği içerisine sokacak geniş bir bölgesel forum oluşturulmasını öngörüyor. Organizasyon tamamen din özgürlüğü üzerine vurgu yapıyor ve aynı zamanda evrimi çürütüyor ve yaratılışçılığı yayıyor şeklinde geçmiş. Jerusalem Post gazetesinde hocam. Haberden alıntı resimler de vardı uygun görürseniz. Tamam bakalım. İnşallah. Bu şekildeydi. Burada yer alıyor iç sayfada. Maşallah. Maşallah. Ayrıca hocam Başaham'ın size bir mesajı olmuş. Kitabını da göstermek istiyorum. Size gönderdiği kitabı. Hı. İnşallah. Sizin İbranice Evrim Aldatmacısı kitabınızla çok ilgilenmiş. Ve bu konuda kendi yazdığı Genesis, Yaratılış adındaki fosiller hakkındaki görüşlerini içeren kitabını size hediye olarak gönderdi. Yaratılışı anlatmaya verdiği önemi göstermesi açısından özellikle bu kitabını seçmiş. Fosiller ile ilgili sayfaya işaret koyarak size bu şekilde iletilmesini istemiş hocam Başaham. Bak ne güzel. Allah'a inananlar aynı konuda Deccal'e karşı ittifak ediyorlar. Deccal ne? Allah'ın inkarı. Haşa. Darwinizm, materyalizmi yıkmada Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ittifak ettiğinde Deccal'in kör gözü patlamış olur. Konu biter. Bu çok güzel bir gelişme. Başhaham'a da saygılarımızı sunuyoruz. Tebrik ediyorum. İnşallah. Mutlu oldum. Bize sevinç verdi bu. Kalbimize inşirah verdi. Kardeşçe, arkadaşça, dostça güzel bir faaliyet içinde olacağız inşallah. Allah'ın birliği konusunda, varlığı konusunda inşallah. İnşallah. Tabii ki dinlerimiz ayrı ama dünya kardeşiyiz.
dünya kardeşiyiz. Museviler kendi aralarındaki tabi din kardeşidirler. Müslümanlar da kendi aralarında din kardeşidirler. Ama dünya kardeşi olarak Allahsızlığa, kitapsızlığa karşı birlikte mücadele, ittifaka mecburuz. Allah'a inananlar birbirine düşerse bundan Deccal istifade eder. Buna müsaade etmeyiz. Deccal'in kör gözünü etkisiz hale getireceğiz. İnşallah hocam. Mesela bak kardeşler, mesela uslupları da çok güzel. Ondan yüzden nur görmeleri çok güzel. Hazreti İbrahim'in evlatlarının kalbinde inşallah derin bir Allah sevgisi var. Allah'ı çok seviyorlar. Allah'ı sevdikleri için biz de onları çok seviyoruz. Bütün peygamberler seviyorlar. Dua ediyoruz. İnşallah Muhammedi olurlar ama dinde zorlama yoktur. Ayet açıktır. Kur'an'ın hükmü açıktır. Yani bu Allah'ın hükmü kıyamete kadar geçerlidir. İnşallah. Hiçbir din mensubu hiçbir şekilde başka dine geçmeye zorlanamaz. İnşallah. Tavsiyede bulunabilirsin. Anlatabilirsin. Ama takdir senin dersin. Zorladın mı? Kur'an'a savaş açmış olursun. Allah'ın hükmüne savaş açmış olursun. Dinde zorlama olmaz. Çünkü din aşkla, sevgiyle, gönüllü olan bir güzelliktir. Zorlama oldun mu ne olur? Münafık olur. Allah size gelsin. Bazı akılsızlar zorla insanları Müslüman yapmaya kalkıyorlar. Bu haram olur. Çünkü adamı münafık yapmış oluyorsun. Kur'an'ın hükmüne aykırı gitmiş oluyorsun. Severek ve aşklı olması lazım. İnşallah. Evet. Yine başkanıma ve İçişleri Bakanlığı'na saygılarımızı, sevgilerimizi İnşallah. Sunuyoruz. Dostluk mesajımızı yine sunuyoruz. Buraya da gelirlerse şeref duyarız. Davetlimizler, davet ediyoruz. Buyursunlar. Onurlanırız. Hoşumuza İnşallah. Gider. İnşallah. Millet olarak da onları seviyoruz. Sevgimizi gösteririz. Çünkü fertler masumdur. Suçlu suçludur. Yani suç işleyen kişi suçludur. Diğer insanlar, suç işlemeyen bir insan her zaman için masumdur. Saygı duyarız, sevgi duyarız. Suç işleyen de suçunun cezası neyse onu görür. Ona da yine insan olarak saygı duyarız. İnşallah.